Milli Savunma Bakanlığı, abluk altındaki Gazze'de insani krizin giderek derinleştiğine dikkat çekti. Tahliye ve yardıma hazırız mesajı gönderdi. Aralıksız süren operasyonlardaysa etkisiz hale getirilen terörist sayısının 1802'ye yükseldiği açıklandı. İsrail'in Gazze'deki tek kanser hastanesi Cibaliye mülteci kampına düzenlediği saldırıları kınıyoruz. İsrail'in aralıksız bombardımanı insani krizi daha da içinden çıkılmaz bir duruma sürüklüyor. Türkiye hem tahliye hem de yardım için hazırlıklarını tamamladı. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları Mehmetçiğin göreve hazır olduğunun altını çizdi. Temennimiz ateşkes ve barışa giden, akan kanın durması için sarf edilen tüm gayretlerin gösterilmeye devam edilmesi ve sonuca ulaşmasıdır. Bakanlık haftalık basın toplantısına ev sahipliği yaptı. Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğ Amiral Zeki Aktürk kameraların karşısındaydı. Terörle mücadeleye geniş yer ayırdı. Son bir haftada 87 terörist etkisiz hale getirilmiş. Etkisiz hale getirilen terörist sayısı bu yıl içinde 1802'ye ulaşmıştır. Suriye'de 425 taciz ve saldırı girişimine gerekli karşılık verilerek 23'ü son bir haftada olmak üzere 1321 terörist etkisiz hale getirmiştir. Irak'ın kuzeyinde keşfedilen bir bölücü örgüt sığınağını da anlattı Tuğ Amiral Aktürk. İmha edilen o labirentin ne kadar ustaca hazırlandıysa dikkat çekti. Çok sayıda odası bulunan, derinliği 1 kilometre olan, tünel geçiş yerleri betonla güçlendirilmiş ve 3 ayrı giriş olan bir mağara tespit edilmiştir. Etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin gri listede olduğu belirlenmiştir. Yılın son enflasyon raporunda yıl sonu tahmini 7 puan yükseldi sevgili izleyenler. %58'den %65'e çıktı. Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, yıllık enflasyonun 2024 Mayıs'ında zirveyi göreceğini söyledi. Uzun ve zorlu bir süreç olacak dedi. Yıl sonu tahmin orta noktalarını 2023 için %65, 2024 için %36 ve 2025 için %14 olarak güncelledik. 2023 sonu tahminine 7 puan daha eklendi. Enflasyon beklentisi orta vadeli program seviyesine çıkarıldı. 2024 tahmini 3 puan yukarı yönlü revize edildi. 2025 beklentisi ise 1 puan geriledi. Yani enflasyonu kontrol altına almanın uzun ve zorlu bir süreç olacağı bilinciyle tüm araçlarımızı kararlılıkla kullanmaya devam edeceğiz. Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, yılın 4. ve son enflasyon raporunu açıkladı. Enflasyonun hem zirveyi göreceği hem de düşüşe geçeceği zamanı işaret etti. 2024 yılı Mayıs ayında ise doğal gaz kaynaklı baz etkileriyle yıllık enflasyonda tepe noktasının gerçekleşeceğini göreceğiz. Dezenflasyonu 2024 yılında tesis etmekte kararlıyız. Türk lirasını güçlendirecek adımların süreceğini vurguladı Erkan. Göreve geldiği dönemden bu yana oluşan farkı rakamlarla anlattı. Enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar parasal sıkılaştırmaya devam edeceğiz. 8 hafta içerisinde Türk lirası mevduat 970 milyar Türk lirası artarken kur korumalı mevduat 300 milyar Türk lirası geriledi. Döviz cinsi mevduat da 3,9 milyar dolar geriledi. Brüt uluslararası rezervler 28 milyar dolardan fazla artış göstererek 126 milyar doların üzerine çıkmıştır. Cumhuriyet'in 100. yılı için basılan 5 liralık madeni paralar soruldu Erkan'a. 5 TL'lik banknotların da kalkıp yerine 5 TL'lik madeni paraların çıkacağı söylendi. Hem 5 liralık banknotların kaldırılacağı hem de 200 liradan yüksek banknot basılacağı iddialarını yalanladı. 5 TL paranın tedavüle verilmesi 5 TL banknotların tedavülde kalmasına engel teşkil etmemektedir. 500 TL banknotun da çıkarılması gibi bir zorunlulukta bulunmamaktadır.